Ben herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle gündemdeki bir konuyu farklı bir açıdan değerlendirmek için huzurlarınızdayım. İkinci tur seçimleri iki aday arasında geçecek haliyle. Bunlardan birisi Recep Tayyip Erdoğan, bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci turda ipi göğüslemek isteyen kişinin Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye giden oyları etkilemesi bu seçmen üzerinde bir etki oluşturması bekleniyor haliyle. Şimdi şöyle bir seçimin sonuçlarının analizini yapacak olursak Recep Tayyip Erdoğan %49.52 oy almış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu 44.88 Sianoğan 5.17 ve Muharrem İnce de 0.43 olarak gözüküyor. Buradan baktığımızda Millet İttifakı'nın milletvekilliği seçiminde aldığı oy 35.04, Cumhur İttifakı ise 49.50. Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Şu çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'na giden bütün oyları toplamış. Fakat aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplam oy miktarı olan 45.60'lık rakamı yakalayamamış. Buradan ne çıkıyor? demek ki Kemal Kılıçdaroğlu eee bu kesimden bir miktar oy kaybetmiş. Ee, ve Sinan Oğan'ın aldığı oyların e, bir kısmı e, buradan geliyor. CHP'den e, veya e, İyi Parti'den de olabilir ama Millet İttifakı'ndan oy almış gözüküyor e, Sinan Oğan. Bu oy miktarı da 0.72'ye e, tekabül ediyor. Tabi bunlar tahmini rakamlar. Bu e, Memlekettense 0.49 civarında bir oy aldığı söylenebilir. Çünkü Muharrem İnce'nin almış olduğu oyla düştüğümüzde geriye böyle bir miktar kalıyor. Ata İttifakı'nın ise 2.43'lük bir oyu var. Bunları topladığımızda 3.64'lük bir oy sonucuna ulaşıyoruz. Geriye kalan oy ise... Nereden almış? E, tabii ki e, 1.53'lük bir oya daha ihtiyacı var Sınav Bunu da diğerleri grubunda yer alan e, partilerden almış gözüküyor. Yani e, Sosyalist e, Güç Birliği ittifakı burada var. Ve de diğerleri grubuna e, diğer e, ufak partilere giriyor. Bunlardan da oy almış anlaşılan. E, şimdi geldiğimizde eğer Kemal Kılıçdaroğlu ikinci Tuy'da adayına devam ettirirse ki öyle gözüküyor. Alacağı oy çok fazla değişecek midir? Büyük bir ihtimalle bir miktar Sinan Oğan'dan buna oy kayacaktır. Yani 44.88'den belki 46 47'ye ulaşma ihtimali söz konusu ama bu görünen şu ki %50'ye ulaşamayacak yine. Gözüken bu. Bunun yanında Kemal Kılıçdaroğlu alaylıktan çekilip e, yerini Sinan bırakırsa durum ne olur? Burada e, gündeme gelmesi gereken önemli bir nokta bu. E, bu pozisyonda ise ikisinin toplam oyu e, 50.03'e e, denk geliyor. E, peki burada aklımıza gelen e, soru nedir? E, peki e, Sinan oy verenlerin hepsi e, diyelim ki kendisine e, böyle bir pozisyonda oy verdi. Tamam. E, aynı şekilde e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin hepsi de Sinan oy verir mi? E, gündemin can alıcı noktası burası. E, bu konuda da e, sanıyoruz İYİ Partililer e, Sinan oy vermekten e, çekinmeyebilirler. E, fakat e, HDP tavanından veya yeşil soldan oy alır mı tartışma noktası. Orası e, buna da ikna edildiği takdirde oy alma oy alma ihtimalleri var. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu kendisi değil de e, Şayet e, Sinan Oğan'ın e, önünü açar, onun aday olmasını sağlayabilirse e, başarı Gelme ihtimali var çünkü bugün çok daha iyi anlaşılıyor ki e, Meral Akşener kesinlikle haklıymış ve Kılıçdaroğlu kazanamayacak bir adaymış. Fakat şu anda kimse bunu tabi e, dillendiremiyor, dillendirmek istemiyor. E, henüz çünkü yarış bitmemiş haliyle e, bittiği zaman e, büyük bir ihtimalle fırtına zaten kopacaktır. O yüzden. Ben e, çok da haddim olmayarak e, Kemal Kılıçdaroğlu kendisi çekilip e, Sinan Oğlan'ın e, önünü açarsa e, belki Erdoğan'ı e, yenme ihtimalleri olabilir. Yani bunu e, söylemek de çok istemezdim ama böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani tabii ki e, ben bireysel olarak Erdoğan'ın kazanmasından e, yanayım ayrı bir mesele. Ama bunda ne bileyim hangi akla hizmettir onda ben de kestiremedim. Aklıma takıldı ve gündeme getirmek istedim. Her şeyin hayırlısını diliyorum.